Dijital Hayat TV Genel Koordinatörü Bilal Eren stüdyo telefon hattımızda. Bilal Bey merhaba. Merhaba Murat Bey. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Sağ olun. Yoğun olduğunuz bilgisini aldım. Hemen konuya girelim. Bugün bizler için neler hazırladınız? Evet, bir hafta boyunca neler oldu onları ben hemen size özetleyeceğim. Kent Radyo dinleyicilerine. Dört tane etkinlik var. Havalar güzelleşti artık yavaş yavaş. Ve etkinliklerin sayısı artmaya başladı. Ve internet, teknoloji ve sosyal medya diye ilgi duyanlar için güzel etkinlikler var. Bir tanesi, kısaca onları söyleyeyim, Ankaralılar için. Bilkent Üniversitesi'nde Mobil Günler isimli 17-18-19 Nisan'da, yani yarın başlıyor. Mobil teknolojinin hayatımıza etkileri tartışılacak. Bu mobilite kavramının, her anında ulaşma kavramının üzerine konuşulacak. Nasıl etkiliyor? Çok önemli bir konu bence. Katılınabilir. 24 Nisan'da haftaya Cuma Şişli Kültür Merkezi'nde sosyal medya zirvesi var. Oraya da fenomenler, bu işleri, bu konularda konuşan, yazan, çizen, düşünen insanlar katılıyor. Ve sosyal medya hayatımıza bu derece etkisinin sonuçları konuşulacak. İki etkinlik daha var. Bir tanesi Van'dan, Van 100. yıl. Sadece İstanbul'da olmuyor veya Ankara'da olmuyor bu etkinlikler. Van 100. yıl üniversitesi düzenliyor. Birleşim Şenliği 2015 isminde. 4-5-6 Mayıs'ta çok renkli hediyelerin, konukların katılacağı, hediyelerin vereceği bir bilişim şenliği olacak. Oraya katılabilir. Evet. Çok ilginç bir konu var. Twitter ve Instagram ile e-ticaret dönemi. Biliyorsunuz bunlar hayatımıza bireysel olarak girdi ama kurumsal olarak da girmiş durumda. Hani bu şirketler nasıl kullanıyor ticari olarak? Özellikle Twitter ve Instagram kullanıcıları iyi bilir. Reklamlardan bazen illallah etmiş de olabilirler. Evet, bunlar evet. Tartışılacak. 7 Mayıs İstanbul'da Haliç Kültür Merkezi'nde. Bu bilgiyi vermiş olalım. 4 tane etkinlik haberi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz internet hizmeti verdiği Bennet isimli bir kuruluşu var. Onların Türkiye'nin İstanbul'un 18 yerinde yerleri var ve buraya gidip internete girebiliyorsunuz. Bir çeşit internet kafe gibi düşünün. Ama işte daha derli toplu vesaire. Bu Bennet'in bir projesi var. Engelliler için. Engellilerin de internete ulaşması için bir proje yapmışlar. Şöyle ki, güzel bir başlık aslında. Giriş çıkışlarında bedensel engeller için tadilat yapılmış şubelerin ve görme engellerin ücretsiz hizmet almasını sağlayacak donanımlı bilgisayarlar kurulmuş. Aynı zamanda o bilgisayardan çıktı alabilecek görme engelleri için yazıcılar var, özel yazıcılar ve sesli okuma yapan cihazlar var. Yani bir görme engelli için çok önemli bunlar. Kesinlikle. Böyle bir hizmet sunmuş. 18 Bellen Şubesi'nde yapılmış bu çalışma. Engelli vatandaşlarımız oraya gidip internete girebilirler, çıktılarını alabilirler, sesli kitap okuyabilirler. Ayrıca 3 tane de mobil Bellen otobüsü varmış. İstanbul'un değişik ilçelerinde gezecek. Bu güzel bir gelişme. Engelsiz internet dönemi başlığı duyurmuş bunu kamuoyuna. Sosyal medyada güzel bir haber var. Facebook hayatımıza nasıl hani etkilerini olabileceği, olumlu etkilerini olabileceği şeklinde nadir bulunan bir kemik iliniği Facebook'ta bulunmuş. Şöyle ki, annesi Çinli, babası İngiliz olan Iona isimli bir 22 aylık lösemi hastası bebek. Londra'da oldu bu olay. Bulamadılar bu kemik iliğini ve Facebook'u kullanmaya karar vermişler. 5500 kişi 22 aylık bebeğe yardımcı olmak için müracaat etmiş. Ve Kanada'da yaşayan bir aileden donör bulunmuş. Ve çocuk iyileşmiş. Bu ameliyat edildikten sonra Facebook nasıl hani bu kadar büyük bir kitlenin nasıl faydalı kullanabileceğine dair de güzel bir örnek. Yani böyle çaresiz durumlarda kim ulaşabilir yani bir anda 5500 kişiye, 10.000 kişiye? Değil mi? Sosyal medya bu anlamda iyi kullanılırsa gerçekten müthiş bir iletişim aracı bizim için. Yine hayatımızı kolaylaştıracak işlerden biri Londra merkezli bir şirket RoboChef isimli bir robot yapmış, mutfak robotu. Bu mutfak robotu işte mutfakta çalışan işte annelerimize, eşlerimize yardımcı olması için tasarlanmış ve bu hareketleri, insan hareketlerini algılıyor, onları anlamlandırıyor ve gelişmiş robot ellerini kullanarak bunları komutlara dönüştürüyor. Şirket yetkilisi şöyle demiş, ileriki bir zaman içinde bir yemek için gereken tüm malzemeyi bir araya getirip doğrayabilecek, ocakta ve fırında pişirebilecek ve kirlenen tencereleri temizleyecek. Böyle bir akıllı bir robot yapmışlar ve bunu ticari olarak da piyasaya sunacaklarmış.
Bu da çok ilginç, güzel. Bir şey. Çok ilginç. Özellikle ev mutfak işlerinden şikayet edenler için muazzam. Muazzam bir şey. Avrupa Birliği ile alakalı bir haber var. Avrupa Birliği Google'la arası bayağı kötü bu aralar. Avrupa Birliği Komisyonu rekabet komiserlerinden birisi bir açıklama yaptı. Ve dedi ki arama işinde yani her şeyi Google'a soruyoruz. Ve özellikle Avrupa'da %90'ı aramaların Google'da yapılıyor. Dedi bu bir kartelleşmeye, tek olmaya doğru bir gidişattır dedi ve bunu eleştirdi. Bu konuda büyük cezalar vermeyi düşündüklerini söyledi Google'a. Hatta Amerika'da bile bu payın %70, başka arama motorları da kullanıyor. Google'un payı %70, niye Avrupa'da %90 diye sormuş ve Google'un bu konuda karar verici, tek yetkili, işte tek bu konuda şirket olmasından dolayı yakınmış ve büyük cezaları yolda olduğunu söylemiş. Bu da ilginç. Yani gerçekten hani Google'da çok kullanıyoruz. Hemen ilk başvurduğumuz yer o ama bize hangi bilgiyi veriyor? Aslında burada bir algı yönetimi de var. Bu tartışılması gerekiyor ama ülkemizde daha buralara tartışmak için sanırım daha zaman var diye düşünüyorum. Evet. Hepimizin CV Network A olarak kullandığı bir sosyal medya mecrası var. Bu geçen haftalarda bu mecrayı tanıtmıştık. LinkedIn isimli. Evet. CV'mizi koyuyoruz oraya ve o CV yaptığımız işler, çalıştığımız projeler başkaları tarafından görülüyor ve ortak işler yapılabiliyor. Tamamen böyle insan kaynakları sitesi gibi düşünün. Bu site yeni bir satın alma yaptı ve online eğitim sitesi Belçikalı Lydia diye bir siteyi satın aldı. Bu Lydia eğitim içerikleri hazırlayan, videolar çeken bir site. Yani şu demek oluyor, LinkedIn'de yakın zamanda eğitim içeriklerini de görebileceğiz. A'dan Z'ye 9000 tane video varmış içinde ve bilgisayar nasıl kullanılırdan çok uzmanlık isteyen birçok konuya kadar bütün eğitim videoları LinkedIn'de olacak ve insanlar buradan İngilizce, Almanca, İspanyolca, Japonca, Fransızca diye seçenekleri izleyecekler. Şu an Türkçe yok ama yakın zamanda o da geleceğini söyleniyor. Bu da böyle kıymetli bir şey buraya üye olan ve kullananlar için. Yarın TRT Radyo'da bizim dijital hayat programında saat 3'te ilginç bir konu var. 3D yazıcıları işleyeceğiz. Onu da bir ismi vermek isterim. Hani merak eden izleyici, dinleyicilerimiz dinleyebilirler. Bu 3D yazıcıların hayatımızın etkilerini konuşacağız uzman bir konukla. Şimdilik bizim haberlerimiz bunlar. Evet. Size iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Katıldığınız için Bilal Eren. Kolay gelsin. Haftaya görüşmek üzere.